DNA genetik bilgimizi depoladığı için genellikle bütün dikkatleri her zaman üzerine çeker arkadaşlar. Ama bu bilgiyi hak ediyor da. DNA'mız olmasaydı bizi biz yapan bilgiyi saklayacak yerimiz olmazdı. Diğer organizmaların da aynı şekilde onları kendileri yapan bilgiyi saklayacak yerleri olmazdı. DNA'nın harika özellikleri var. Kendi kendini kopyalayabiliyor. Yani replikasyona uğruyor ki önceki videolarda bundan ayrıntılarıyla bahsetmiştik hatırlarsınız. İşte bu DNA'nın daha fazla DNA üretmesine mesela replikasyon deniliyor. Fakat kendi kendini kopyalayabilme yeteneği bir organizma üretebilmek için yeterli bir özellik değil. Bir organizma üretebilmek için DNA'daki bilgiyi alıp bu bilgiyle organizmanın işlerini yapan yapısal moleküller, enzimler, taşıyıcı moleküller, sinyal veren moleküller gibi şeyler üretebilmeniz gerekiyor. Bunları sadece gözden geçirmek için kısaca anlatıyorum. Çünkü bunları daha önceki videolarda görmüştük. İlk aşamada DNA'dan RNA'ya, özellikle de mesajcı RNA'ya yani mRNA'ya gitmemiz gerekiyor. Bu işleme transkripsiyon diyoruz. Transkripsiyon. Diğer videolarda transkripsiyondan ayrıntılarıyla bahsetmiştik. Daha sonra bu mRNA'lar ribozomlara gidiyor. tRNA'lar da amino asitleri yakalıyor ve proteinleri oluşturuyorlar. Bunları da formül halinde yazalım. Amino asitler ve taşıyıcı RNA ile birlikte mesajcı RNA'dan çıkıyoruz. O yüzden buraya artı tRNA yazıyorum. Artı tRNA. Ve e, tabii ki bir de amino var. Amino daha açık bir renkle yazalım. Çünkü bu videoda asıl anlatmak istediğimiz şey bu. Taşıyıcı RNA ve amino sayesinde proteinleri inşa edebiliyoruz. Proteinler amino asit zincirinden oluşur. İşte bir organizmanın işlerinin çoğunu gerçekleştiren yapılar bu proteinlerdir. Yani proteinler bir ya da birden çok amino asit zincirinden başka bir şey değiller aslında. Evet. Şu şekilde çizelim. Bu bir amino asit, bu başka bir amino asit ve bu da bir amino asit. Bu şekilde devam edebiliriz. Farklı amino asit zincirlerinin özelliklerine bağlı olarak proteinler nasıl şekil alacağı ve çevresiyle nasıl etkileşime geçeceğini e, belirliyor. Proteinle, proteinler bunu yapıyor. Evet, proteinler farklı birçok fonksiyonu yerine getiriyor. Mesela bağışıklık sistemimizdeki e, antikorlar ya da vücudumuzun herhangi bir yerindeki enzimler olarak çalışabilir. Hatta insülin gibi sinyal taşıyan hormonlar olarak bile görev alabilirler. Nereye koysan yapıyor, her şey yapıyor yani. Çok yönlü joker oyuncu gibi diyelim. Kaslarımızın kasılmasında da görev alan aktin ve miyozin örneğin birer proteindir. Bu arada aktin ve miyozinle ilgili oldukça güzel bir videomuz da var. Onu da bir ara izleyin arkadaşlar. Ayrıca oksijen taşınmasında görev alan hemoglobin de bir protein. Yani Protein canlılıkla ilgili işlerin büyük kısmını gerçekleştiriyor. Değil mi? Proteinler yapıyor bunu. En azından ben böyle düşünüyorum. Tamam. DNA bilgiyi saklıyor. Fakat bir organizmadaki işlerin çoğunu gerçekleştiren yapılar aslında proteinler. Az önce de söylediğim gibi proteinlerin yapı taşları da amino asitler. Şimdi biraz bu kısım üzerine odaklanalım. Bu yukarıda gördüklerimiz amino asitlere birkaç örnek olarak verilmiş doğada yaygın olan 20 adet amino asit bulunuyor. Tabi hangi organizmaya baktığınıza göre bu sayı 20'den biraz daha fazla olabilir. Aslında teorik olarak çok daha fazlası da olabilir. Fakat biyolojik sistemlerin çoğunda ortak olan ve DNA'nın kodladığı 20 adet amino asit bulunuyor. Burada çizilmiş olanlar da bu 20 amino asitten sadece 2 tanesi. En sağdaki çizim amino asitlerin genel formunu gösteriyor. Şimdi ilk olarak hepsinde neyin ortak olduğuna bakalım. Bunların üçünde de bir amino grubumuz var. Bu şekilde çizelim. Bu amino grupları sayesinde bu yapılara amino asit diyoruz. Bunlara amino asit diyoruz ama asit kısmı nerede? Asit kısmını buradaki karboksil grubu oluşturuyor. Bu karboksil grubu asidik bir grup. Hatırlayalım. Asitler için protonları bağışlamayı sever demiştik. Asitler böyledir. Böyle asildir onlar demiştik. Burada karboksil grubunu belirlemek için amino'ya asit ekliyoruz. Bu iki grup arasında bir de karbonumuz var. Bu karbona alfa karbonu diyoruz. Alfa karbonu amino grubuna, karboksil grubuna ve bir hidrojene kovalent bağlar aracılığıyla bağlı bulunur. Burası esasen farklı amino asitlerdeki çeşitliliği elde ettiğimiz kısım. Azotun nasıl olduğuna dair birkaç istisna da mevcut. Fakat çoğu durumda çeşitlilik bu alfa karbonunun kurduğu dördüncü kovalent bağdan kaynaklanıyor. Burada gördüğünüz gibi serin de yan zincir olarak bir alkol grubu mevcut. Hemen yandaki valinde ise bir hidrokarbon yan zincirimiz var. Evet, hidrokarbon yan zincirimiz. Genel olarak bu yan zincirleri R grubu olarak adlandırıyoruz. Bu R grupları proteinlerinin şeklinin belirlenmesinde, proteinlerin çevreleriyle olan etkileşimlerinde ve gerçekleştirdikleri görevlerde büyük bir rol oynuyor buradaki örneklerden bile farklı yan zincirlerin ne kadar farklı davranabileceğini e, görebiliriz. Mesela buradakinin yan zinciri arkadaşlar bir alkol grubu. Oksijenin elektronegatif olduğunu, yani elektronları üzerine çekmeyi sevdiğini biliyoruz. Bunu daha önce söylemiştik. Aslında yalnızca bu elektronegatiflik özelliğinden bile ne kadar çok kimyasal ve biyolojik sonuçlar çıkarabileceğimiz oldukça büyüleyici bir şey. Oksijen elektronları çekiyor. Dolayısıyla burada kısmi negatif yükümüz olacak. Hidrojenin oksijene oranla elektronegatifliği düşük. Bu yüzden hidrojenin elektronları oksijen tarafına doğru çekilecek. Sonuç olarak da hidrojende de kısmi pozitif yük oluşmuş olacak, değil mi? Burada bir polarlık söz konusu olacağından hidrofilik özellik artacak. Yani en azından molekülün bu kısmının su ile etkileşimi olacak. Bunu buradaki hidrokarbon yan zinciri ile kıyaslayalım. Bu hidrokarbon yan zinciri polar bir grup değil. Dolayısıyla bu grup hidrofobik olacak. Hidrofobik. Proteinlerin yapısından ve bu yapının yan zincirlerden nasıl etkilendiğinden biraz bahsedelim. Sulu bir çözelti içine koyduğumuzda hidrofobik yan zincirleri olan kısımlar proteinin iç kısmına doğru girmek isteyecek. Öte yandan hidrofilik olan yan zincirler de dışarıya doğru çıkmak isteyecek. Bazı büyük ve hacimli yan zincirler sıkıca paketlenmeyi zorlaştırabilir. Öte yandan sıkı paketlenmeyi kolaylaştıran küçük yan zincirler de olabilir. Aslında bu yan zincirler proteinlerin şeklini oluşturmada gerçekten büyük rol oynuyor. Protein yapısı hakkında konuşurken bu konuyu da ayrıntılı anlatacağız. Bir başka videoda çok daha detaylı anlatacağım fakat şimdi bu yapılar nasıl bu yapıların nasıl bağ kurduğunu birazcık inceleyelim. Diyelim burada serin burada da valin olsun. Bu ikisi peptit bağı sayesinde birbirine bağlanıyor. Peptit kelimesi de iki ya da daha fazla amino asitin birbirine bağlanmış haline verilen isim. Yani buradaki serin valin ikilisine dipeptit diyoruz. Bunların aralarındaki bağı biraz daha kısa çiziyorum. Bu serin, bu da valin. Aralarında da bir peptit bağı oluşturuyorlar. Bu bağ aynı zamanda en küçük peptit olan dipeptit yani ikili peptit de deniyor. Bu zincire daha fazla amino asit eklersek bir polipeptit oluştururuz. Polipeptit. Şimdi bu bütün bu saydığımız işleri yapan bir protein ya da proteinin bir parçası olabilir bahsetmek istediğim son bir şey daha var. Amino asitler bize genellikle burada çizildiği şekilde e, verilirler. Der kitaplarında bu şekilde görürüz. Fakat vücudumuzdaki 7,2 ila 7,4 civarında olan fizyolojik pH değerinde burada gördüğümüz karboksil grubu protonunu yani hidrojenini verme eğilimindedir. Karboksil grubun e, grubunun proton vermiş halini, proton vermemiş halini oranla daha yüksek konsantrasyonlarda gözlemleriz. Aslında fizyolojik koşullarda yüksek olasılıkla buradaki oksijen elektronların ikisini de kendine çeker ve negatif yüklü hale getirir. Yani bu oksijen hidrojenin protonunu verdi fakat bu hidrojenin elektronlarını almış oldu. Fizyolojik pH seviyesinde amino grubu da proton alma eğiliminde. Buradaki azotun eşleşmemiş elektron çifti var ve bu elektron çiftini proton almak için kullanıyor. Yani fizyolojik pH değerinde proton almış haldeki amino grubunun konsantrasyonu proton almamış amino grubu e, grubundakinden daha yüksek. Buradaki azot eşleşmemiş elektron çiftini proton almak için kullanıyor. Bu sayede pozitif yüklü hale geliyor. Bazen amino asitleri bu şekilde e, tanımlanmış olarak görebilirsiniz. Aslında amino asitleri fizyolojik koşullarda gözlemleye, e, gözlemleyebildiğimiz için bu tanımlama şekli çok daha doğru. Bu molekülün bu halinin de ilginç bir adı var. Kısmen yüklü olsa da bütünde nötr olan bu şekildeki moleküllere eee zwitteryon, zwitteryon yani iç tuz deniyor. Komik bir kelime değil mi? Zwitter Almanca'da hibrit melez anlamına geliyor. İyon da iyon yani yüklü demek. Yani bu moleküllerin melez yükleri var ve her ne kadar bu iki e, tarafta yükleri olsa da e, bütün olarak e, baktığımızda molekül nötr. Yani yüksüzdür.